Mısır'da durum böyle. Batı dünyasının, Avrupa'nın, Amerika'nın gündeminde Ukrayna üzerinden Rusya ile gerilim var. Ama maalesef dünya Orta Afrika'da yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalıyor. Hristiyan anti-Balaka milislerinin etnik temizlik uyguladığı Müslümanlar hayatlarını kurtarsa bile geride hep canlarından bir parça kalıyor. Hristiyan anti-Balaka milislerinin işkence ederek öldürdüğü Orta Afrikalı Müslümanlar soykırım tehlikesiyle karşı karşıya. Vahşet en çok çocukları vuruyor. Köylerde özellikle polio nedeniyle yürüyemeyen ve köylere terk edilmiş çocuklara rastladık. Akıl hastalıkları nedeniyle köylerde terk edilmiş insanlar var. Çok büyük dramlar yaşanıyor burada. Polio hastası Hamamatu Harun'a da işte bu dramlardan birinin kahramanı. 10 yaşındaki Hamamatu yürüyememesine rağmen Hristiyan anti-Balaka milislerinin vahşetinden kurtulmayı başardı. Tam evimizden ayrılmaya hazırlanırken anti-Balaka saldırdı. Annem beni terk ederek kaçtı. Abim beni uzunca bir süre sırtında taşıdıktan sonra yoruldu ve beni çalılıkların ortasında bıraktı. Yapayalnızdım ve orada uyumak zorunda kaldım. Ağabeyi Süleyman'ın her an geri döneceği ümidiyle ormanda 10 gün boyunca aç susuz yaşam mücadelesi verdi. Her şey bitti derken sınır tanımayan doktorlar onu buldu. Ailesinin nerede olduğunu bilmeyen Hamamatu tıpkı diğer binlerce Orta Afrikalı çocuk gibi bir an önce onlara kavuşmayı bekliyor.